Arkadaşlar merhaba. Kurskolik kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle 12. sınıf kimya kazanım kavrama testlerinden 6.sını çözeceğiz. Konumuz kimya ve elektrik. Eğer hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Erimiş alüminyum klorürün elektrolizinde katotta 2 mol alüminyum toplandığında anotta normal koşullarda kaç litre klor gazı elde edilir? Şimdi alüminyum klorür erimiş halde olduğu için ortama alüminyum artı 3 ve klor eksi iyonları verecektir. Elektrolizde ne olur? Katyonlar katota gidip indirgenir. Alüminyum artı 3 iyonları katota gidecek. Elektron alıp alüminyum katısına indirgenecek. Anyonlar da anota gidip arkadaşlar yükseltgenir. Klor iyonları klor gazına dönüşecek. Kaç elektron vererek? 2 elektron vererek. Bu durumda alüminyum 2 mol toplandıysa eğer devreden geçen yük miktarı yani elektron sayısı kaç moldür? 6 moldür. Buradan 6 mol geçtiği için buradaki elektron sayısı da 6 moldür. Toplanan klor gazı bu durumda kaç moldür? 3 moldür. Biz biliyoruz ki normal şartlar altında 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Bu durumda 3 mol olan klor gazı kaç litre hacim kaplar? Soru işareti eşittir 3 çarpı 22,4. Soru işareti eşittir 67,2 litre klor deriz ve cevabımız E şık. İkinci soru. Seri bağlı elektroliz kaplarında erimiş XCl2 ve ile YCl3 tuzlarının elektroliz edildiğinde 1,2 mol X ve 21,6 gram Y toplanıyor. Şimdi seri bağlı elektrolizde nedir arkadaşlar? Devreden geçen yük miktarları eşittir. Devreden geçen yük miktarı eşittir. Yani bir kapta ne kadar yük geçiyorsa diğer kaptan geçen yük de ona eşittir. Şimdi XCl2 de katyon olan X artı 2 iyonları 2 elektron alacak ve X'e dönüşecek. YCl3'te de ne olacak? YCl3'te Y artı 3 iyonları 3 elektron alıp Y katısına dönüşecek. Bu durumda ne kadar X toplanmış? 1,2 mol. 1,2 mol X toplandığına göre devreden ne kadar yük geçmiştir? 2,4 mol. Buradan geçen yük miktarı nedir? Buradan geçen yük miktarına eşittir. Çünkü seri bağlı. 2,4 mol. 3'te 2,4 mol ise Y'nin açığa çıkan mol sayısı nedir? 3'te 1'e 0,8 moldur. Peki 0,8 mol olan Y kaç grammış arkadaşlar? Mol sayısı kütle bölü molekül ağırlığı 21,6 grammış. Bu durumda Y'nin atom kütlesi nedir diye soruyor. MA eşittir nedir o zaman? 21,6 bölü 0,8. Y için molekül ağırlığı eşittir. Arkadaşlar ne diyeceğiz? 2 27 yani E şık. Üçüncü sorumuz. Bakın şekilde seri bağlı özdeş elektroliz kaplarında alüminyum klorür ve kalsiyum klorür bileşikleri elektroliz yapılıyor. Burada kalsiyum klorür 3 değil, şurası 2 olmalı. Çünkü kalsiyum bileşiklerinde sadece artı 2 yükseltgenme basamağını alabilir. Bunu atlamıyoruz. Şöyle. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sormuş. Bakalım. Şimdi birinci kaptaki hangi iyonlar var? Alüminyum artı 3 iyonları ve klor eksi iyonları var. Sıvı dediği için sadece bunlar. Kalsiyum artı 2 iyonları, klor eksi iyonları var. Bu durumda birinci kapta ne olacak? Alüminyum artı 3 iyonları 3 elektron alıp alüminyum katısına indirgenecek. Klor iyonları elektron verip klor gazına yükseltgenecek. Kaç elektron verir? 2 elektron. İkinci kapta ne olur peki? Kalsiyum artı 2 iyonları 2 elektron alıp kalsiyum katısına indirgenecek. Klor eksi iyonları da yine elektron verip klor gazına yükseltgenecek. Şimdi şıklara bakalım. Anot elektrotlarda 2 klor klor gazı şeklinde tepkimesi gerçekleşir. Evet, anyonlar elektroliz işleminde anyonlar anota gidip ne yaparlar? Yükseltgenirler. Katyonlar katoda gidip indirgenirler. O zaman buralar katottur her ikisi için.
Buralar anottur. Doğru. İkincisi, devreden 19.300 klomp yük geçtiğinde ikinci kabın katot elektrodunda 4 gram madde toplanır. Şimdi eğer devreden 1 mol yük geçseydi 96.500 klomba eşit olacaktı. Peki 19.300 klomp yük geçtiğine göre kaç moldur? Soru işareti eşittir. 19.300 bölü 96.500. Buradan soru işareti mol sayısı olarak ne çıkar arkadaşlar? Hesaplayalım. Şunlar sadeleşir. 965 1 bölü 5'ten 0,2 mol. Şimdi ikinci kabın katotunda eğer burası 0,2 mol elektronsa burası nedir? 0,1 moldur. Peki 0,1 mol kalsiyum kaç gramdır? Mol sayısı eşittir. Kütle bölü molekül ağırlığı kaç? Bakın kalsiyum için 40. Kütle ne çıkar buradan? 4 gram. O zaman bu durumda nedir? Doğrudur. Düzenekten toplam normal şartlarda 44,8 litre gaz alınması için 1 faradaylık yük geçmesi gerekir. Şimdi gaz dediği zaten buradan açığa çıkacak. Klor gazları. Klor gazları açığa çıkması için diyor devreden 1 faradaylık yük geçmeli. Eğer buradan 1 faradaylık yük geçerse yani 1 mol yük geçerse çünkü 1 faraday neye eşit? 1 mole. Klor gazından ne kadar toplanır? 0,5 mol. 0,5 burada var. Buradan da 1 mol yük geçerse buradan da 0,5 mol toplanır. Burada da 0,5 mol var. İkisinin toplamı ne oldu? 0,5 0,5 daha 1 mol oldu. 1 mol klor açığa çıkacağı için kaç litredir? Normal şartlar altında 22,4 litredir. Yani 44,8 değildir. 1 ve 2 C şıkkı. Dördüncü sorumuz. Faraday'ın elektroliz kanunları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Elektroliz devresinde geçen elektrik akımı ile serbest hale geçen veya çözünen madde miktarı doğru orantılıdır. Ne demek bu? X iyonları var. Devreden geçen elektrik akımı ile açığa çıkan, serbest hale geçen yani katı, gaz, sıvı ne oluşuyorsa artık oluşan maddenin miktarı buradan geçen yük miktarı ile doğru orantılıdır. Bu doğru. 1 faradaylık yük birimi 96.485. Bu da doğru. Fakat biz bunu ne olarak kullanırız? 1 faradayı 96.500 klomp olarak kullanırız. Normalde gerçek değeri budur. Fakat işlemlerde kullandığımız değer de budur. 1 mol elektronun yükü 1 faraday kabul edilir. Evet, 1 mol eşittir 1 faraday olarak kabul edilir. Bu da doğrudur. 1, 2, 3, E şık. 5. soru. Erimiş XCl2 9,65 amper akımla 1000 saniye elektroliz edildiğinde 2 gram X metali toplanmaktadır. Buna göre X'in mol kütlesi kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar bunu iki yoldan yapabilirsiniz. Şöyle. XCl2'de X artı 2 iyonları vardır. 2 elektron alarak X katısına dönüşür. Şimdi nedir? Denklemi kurduk. 2 gram X metali toplanmış. Açığa çıkan X'in kütlesini biliyorum. Ve devreden geçen yük miktarını. O zaman Q eşittir I çarpı T'den. Q değerini ne bulurum burada? 9,65 çarpı 1000 olarak bulurum. Q eşittir ne çıkar? 9.650 çıkar. Peki devreden 1 mol elektron geçseydi ne kadardı Faraday kanunlarında? 96.500 klomptu. Peki 9.650 olduğuna göre ne kadardır? Soru işareti eşittir 0,1 moldür diye buluruz. Bulduğumuzu getiriyoruz yerine yazıyoruz. Burası 0,1 mol ise açığa çıkan x kaç moldür? 0,05 moldür. Peki 0,05 mol x kaç grammış? 2 grammış. Peki kütlesi nedir? Buradan molekül ağırlığı eşittir. 2 bölü 0,05'ten ya da x'in mol kütlesi eşittir. 40 çıkar. Peki ikinci yolumuz ne? Bu A şıkkı. Katotta toplanan madde miktarı eşittir. Q çarpı molekül ağırlığı bölü 96.500 çarpı tesir değerliği. Şimdi Q dediğimiz ne? I çarpı T. Şurada gördük.
Dersek ki 2 eşittir toplanan madde miktarımız. I çarpı T 9,65 çarpı 1000 çarpı molekül ağırlığı nedir onu arıyorum. Bölü 96.500 çarpı alınan verilen elektron sayısı kaçtır? 2. Buradan yine aynı şekilde molekül ağırlığını 40 bulmam gerekiyor. Formülle de yapabilirsiniz. Bu şekilde denklem kurarak da yapabilirsiniz. Cevabımız neymiş? A şık. 6. soru. Aşağıdaki düzenekte metal çatal gümüş ile kaplanmaktadır. Şimdi ne demek istiyor burada? Çatalın üzerinde ne oluyor o zaman? Gümüşle kaplandığına göre gümüş iyonları elektron alıp çatalın üstünde toplanıyor. Demek ki bu çatalı ben ne görevinde kullanmışım? Elektron aldığına göre indirgenme olmuştur. İndirgenme nerede olur? Katotta olur. Demek ki buradaki çatalı katot olarak kullanmışım. Bu doğru. Anotta ne olur peki? Anotta yükseltgenme olur. Yükseltgenmede gümüş iyonları gümüş artı iyonlarına dönüşür. Yükseltgenme olduğu için. Ortamda gümüş de varsa katı olarak gümüş artı iyonlarına dönüşecektir. Peki zamanla çözeltideki gümüş artı iyon sayısı azalır mı? Hayır. Bakın buradan gümüş artı iyonları gelir. Buradan da gümüş artı iyonları kullanılır. Fakat zamanla burada azalma olmaz. Oluşan kullanıldığı için. 1 ve 2 doğru. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Yanlış olanı soruyormuş. Yalnız 3. B şık. Seri bağlı iki elektroliz kabından birincisinde erimiş CrClN, ikincisinde erimiş CrClM vardır. Kaplardaki sıvılar bir süre elektroliz edildiğinde kapların katotlarında toplanan Cr kütlelerini ayrı ayrı bilinmektedir. Şimdi Cr birinci kapta ne oluyor? Cr artı N. N tane elektron alıp Cr'ye indirgeniyor. İkinci kapta da Cr artı M. Bu sefer M tane elektron alıp Cr'ye indirgeniyor. Şimdi burada kütleleri biliyormuşum. Yani şuranın kütlesiyle buranın kütlesini biliyormuşum. Kaç gram işte? 2 gram, 2 gram, 5 gram, 5 gram. Bunların kütlelerini biliyorsam, M'lerini biliyorsam. Şöyle yapalım. N ve M değerlerini bulabilmek için şunları bulmak istiyorum. Katsayılarını. Bu durumda kütlesini bildiğim için bunların mol sayısını hesaplamam gerekiyordur. Kütlelerini biliyorsam eğer molekül ağırlıklarına ihtiyacım vardır. Bir kere CR'nin mol kütlesini bilmeliyim. Peki tamam buranın mol sayısını buldum. Örneğin 1 mol buldum, 2 mol buldum. Buraya geçiş yapmak için buranın da mol sayısını bulmam gerekiyor mu? Evet. Buranın da mol sayısını bulmam için neye ihtiyacım var? Devreden geçen akım miktarı ve elektroliz süresine ihtiyacım var. Çünkü ne yapacağım? Q'yu hesaplayacağım. Sonra diyeceğim ki eğer 1 mol elektron geçseydi 96.500 kulomb olurdu. Burada hesapladığım Q kaç mol elektrondur? Getireceğim, yerine yazacağım. Aradaki orandan N ve M değerlerini bulmuş olacağım. O zaman nedir? Hepsine ihtiyacım vardır. 1, 2, 3. 8. sorumuz. Bir gümüş sülfat çözeltisi devreden 0,4 faradaylık elektrik akımı geçirilerek elektroliz ediliyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Devreden 0,4 mol elektron geçer. Şimdi gümüş sülfatta gümüş artı iyonları elektron alıp gümüş katısına dönüşmüş. Şimdi 0,4 faraday dediğine göre 1 faraday 1 mol elektrona eşittir. 0,4 faraday da o zaman 0,4 mol elektrona eşittir. Devreden 0,4 mol elektron geçer. Bu durumda buradan 0,4 geçerse buradan da 0,4 oluşur mu? Peki gümüş için mol sayısı 0,4 ise kütlesi bölü molekül ağırlığı 108'den mol kütlesi. Kütlesini buradan ne buluruz? 4 kere 8 32. 3, 4 kere 1 4. 32, 30, 43,2 gram bulur muyuz? Bu durumda nedir? Bu da doğrudur. Peki devreden bu kadar klomp yük mü geçer? Diyoruz ki devreden eğer 1 mol yük geçseydi elektron yükü bu nedir? 96.500 klomba eşittir. Peki 0,4 mol geçtiğine göre neye eşittir? Soru işareti eşittir.
96.500 çarpı 4. 0,4. Buradan soru işaretini bulursak eğer. Şurada bir sıfır daha var. Şu giderse şu gider. Evet. Bu nedir? Bu çıkmış oldu. 38.600. Evet. Bu da doğru. Cevabımız o zaman 1, 2, 3. E şık. 9. soru. İki ayrı elektroliz kaplarından birinde sulu XCl2, diğerinde ise sulu YCl2 çözeltisi elektroliz ediliyor. Kapların birinin katodunda X toplanırken diğerinde hidrojen gazı oluşuyor. Şimdi bakın. İki tane elektroliz kabım var. Bu birinci kap olsun. Bu ikinci kap olsun. XCl2 var. X artı 2 iyonları. Cl eksi iyonları. Sulu çözelti dediğine göre hidrojen artı iyonları, OH eksi iyonları var. Diğer kabıma geliyorum. Y artı 2 iyonları, Cl eksi iyonları var. Bu da sulu çözelti olduğu için hidrojen artı iyonları, OH eksi iyonları var. Şimdi bu birinci kapta katyonlar katoda gidip indirgenecek. Fakat önce kim indirgenmiş? X indirgenmiş. İndirgenmesine göre sıralarsam eğer X'in indirgenmesi Y'den, hidrojenden neymiş? Büyükmüş. Bunların ikisi de katoda gidip indirgenecek katyonlarım. Fakat burada kim indirgenmiş? Hidrojen indirgenmiş. Demek ki hidrojenin indirgenmesi kimden büyük? Y'den büyükmüş. Bu durumda yargılarından hangileri yanlıştır? Y'nin indirgenme potansiyeli sıfırdan büyüktür. Hidrojenin indirgenme potansiyeli kaçtı? Sıfır olarak kabul edilmişti, değil mi? Sıfır Y'den büyük olduğuna göre bu yanlış. X'in elektron verme eğilimi hidrojenden fazladır. Bakın, X'in indirgenmesi fazla olduğuna göre elektron alma eğilimi fazladır. Çünkü ne olacak arkadaşlar burada? X artı 2 iyonları elektron alıp X'e dönüşecek. Hidrojenden önce almak istediğine göre hidrojenden fazla değil, elektron alma eğilimi fazladır. Elektron verme eğilimi düşüktür. Her iki kabın anotlarında toplanan maddelerin türü aynıdır. Şimdi her iki kabın anotuna bakıyorum. Klor ve OH var. Klor ve OH var. Bunlar ne yapacaklar? Elektron verecekler. Elektron verip yükseltgenecek. Bu da aynı şekilde elektron verip yükseltgenecek. Diyor ki bana klorun elektron verme eğilimi OH'tan fazla. Bu durumda anottakin toplanır, klor toplanır. Bu kapta da klor toplanır. İkisinde de aynı madde toplanmış olur. Bu doğru. Bana yanlış olanı sorduğuna göre 1 ve 2 yanlış, 3 doğrudur. Yani 9. sorunun cevabı D şık. 10. sorumuza geliyoruz. 9,65 amperlik bir akımla seyreltik sülfürik asit çözeltisi 1,5 saat elektroliz ediliyor. Buna göre ayrışan suyun kütlesi kaç gramdır? Ne olmasını istiyorum ben burada? Suyun ayrışmasını istiyorum. Yani suyun elektron alarak tepkime nasıldı hatırlayalım. Bu şekilde olmasını istiyorum. Şurada suyun katsayısı 2. Eğer yükseltgenmesini yazacak olursam suyun yükseltgenmesini nasıl yazıyordum? 1 bölü 2 O2. 2 hidrojen artı 2 elektron. Yine alınan verilen elektron sayısı nedir? 2'dir. Şimdi diyor ki bana suyun toplanan kütlesi nedir? H2O eşittir. Neydi formülümüz? M eşittir. Q çarpı molekül ağırlığı çarpı mol kütlesi bölü 96.500 çarpı tesir değerliği. Tesir değerliğini kaç bulduk? 2 bulduk. Alınan verilen elektron sayısı Q neye eşit? I çarpı T'ye eşit. Peki I ne? 9,65. Şimdi burada şuna dikkat ediyorum. T'nin birimi saniye olmalı. Bu amper olmalı. Birimler önemli. 1,5 saati ne yapacağım? Saniyeye çevireceğim. 9,65 çarpı 1,5 saat. 60 ile çarparsam dakika. Bir daha 60 ile çarparsam saniye. Çarpı suyun mol kütlesi nedir? H2 olduğu için 2 artı 16'dan 18. Bölü 96.500 çarpı tesir değerliğinde şuradan kaç bulduk? Alınan verilen elektron sayısını 2 bulduk. Şimdi bu işlemleri şöyle yapalım. MH2O eşittir. İşlemlerle çok uğraştırmayacağım. Şöyle 965 giderse 0,00 kalır. Evet. 4,86
gram olarak bulunur. Cevabımız nedir? 5 şık. 11. sorumuz. Seri bağlı kaplarda birinci de alüminyum sülfat çözelsi, ikinci de X metalinin sülfat tuzu vardır. Yani burada alüminyum artı iyonları, sülfat eksi iyonları var. Burada da X metalinin sülfat tuzu diyor. Yani ne var? X, N, SO4 artık nasılsa. X artı 2, X artı N iyonları, SO4 eksi 2 iyonları var. Devreden bir süre akım geçirildiğinde birinci kapta 0,54 gram alüminyum toplanıyor. Şimdi birinci kabı yazıyoruz. Alüminyum artı 3 elektron alacak. Alüminyum katısına dönüşecek. Kaç gram oluşmuş? Hemen şurada mol sayısını hesaplıyorum. Mol sayısı eşittir 0,54 bölü molekül ağırlığı, atom ağırlığı nedir? 27. Buradan mol sayısı nedir? 0,02 mol. Yani buradan toplanan 0,02 molmuş. O zaman devreden geçen yükün bunun 3 katı olduğuna göre 0,06 mol yük geçmiş. Şimdi X artı N iyonları da N tane elektron alacak. X katısına dönüşecek. Her iki durumda da devreden geçen yük miktarları eşit olduğuna göre buradan da 0,06 mol elektron geçer mi? Ne kadar x toplanmış? 1,68 gram. Mol sayısını buluyorum. 1,68 bölü x'in mol kütlesi 56. Mol sayısı buradan ne çıkar x için arkadaşlar? 0,06 kere evet 3. 0,03 mol. Demek ki x'in mol kütlesi de neymiş? 0,03 molmuş. Peki buranın katsayısı 1 olduğuna göre n değeri neye eşit olabilir sizce? 3'ün 2 katı 0,6 olduğuna göre ne eşittir? 2. Şimdi formülümüzü yazacağız. Şöyle ki X'in yükseltgenme basamağını artı 2 bulduk. Sülfatın yükseltgenme basamağı eksi 2. Nasıl yazıyorduk formülümüzü? Mutlak değer içerisinde çaprazlanır. Şurayı. Eksi 2. Mutlak değer içerisinde çaprazlanır. Eğer sadeleşebiliyorsa sadeleşir. 2 ile 2 sadeleştiği için sadeleşiyor. Ne kalıyor geriye? XCO4 olarak formülümü bulmuş oluyorum. C şıkkı diyoruz. 12. sorumuz. Erginmiş tuzların elektrolizinde katotta toplanan madde miktarı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Şimdi şu formülü bir yazalım. Katotta toplanan madde miktarı yani kütle eşittir. Q çarpı Q I çarpı T çarpı molekül mol kütlesi bölü 96.500 çarpı tesir değeri. Şimdi ne demek bu? Elementin atom kütlesi yani MA var mı? Evet. Alınan elektron sayısı yani ne? Tesir değerliği. Bu da var. Devreden geçen yük miktarı ne yani? I. Bunların hepsi bu formülde olduğu için bunların hepsine nedir? Bağlıdır diyoruz. Cevabımız E şıkkı. Bu soruyla da testimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.